Türklerin çok ağır bir motifi olan ve gerçekten de Türkleri motifi olan mukarnas sistemidir. Mukarnas camilerinde artık görülmeye başladığı için özellikle giriş kapılarda, yani o Selçuklulardan Anadolu'ya getirmiş olan bir geometrik motiftir. Ve daha sonra hem medreselerde hem de kervansarada bol miktarda kullanılıyor. Yan taraftaki de yine aynı şekilde o bizim mukarnasın devamı, fakat bu sütunlar dönmüyor. Normalde kervansaraylardaki yapılmış olan bu sütunlu olan yerler genellikle evet, dönerli yapılır. Çünkü binanın herhangi bir yerinde bir sarkma ile bir çökme olursa dönme duracağı için yapıda bir bozulma olup olmadığını keşfetmek için yapılırdı. Burası bizim şimdi gezeceğimiz yer, Kasım-ı Medresesi'nin taç kapısı. Geçelim. Çok iyi. Selahattin döneminde de var mı? Selahattin Selçuklu'yu ki. Eyyubi de var. Eyyubi de var. Tabii Eyyubi de var. Selahattin Eyyubi zaten ismi. Ural. Eskeni de var. Öyle değil mi? Şimdi şeydir mesela, onlar da artık önceden Selçuklular Alparslan gibi isimlere başlamış ama daha sonra ismi de işte Gıyasettin, Gıyasettin'e dönmeye başlamış. Şu anda görüşmek üzere var. Ama girişleri bu taraftan yapalım arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Tanesi. Şimdi öncelikle medrese sistemi normalde çok eskiden daha olduğu bilinse de ispatlanmış bilinen en eskileri Selçuklular zamanında nizamlılığını kurulan Bağdat yakınlarındaki medreselerdir. Derase kelimesinden, yani okunan yer anlamından çıkar. Oradan devşirmeyle deraseden medrese denir. Öğretmenleri de müderristir. Şimdi çıkış sebebi ilk önce ama dini bilimler içindi. Çünkü İslamiyet'in de Alevi ve Sünni olarak ayrılmasından sonra her kesim kendi mezhebindeki doğruları ve anlatılması için eğitime ihtiyaç duyduğu için asıl çıkış noktaları yine dini sebeplerden dolayı. Fakat daha sonra içlerine astronomi gibi, matematik gibi, tıp gibi bilimler ve fen bilimleri de ilave gelmiştir. Bu bulunduğumuz medrese ise daha çok pozitif bilimler için ayrılmış ve yapılmış olan bir medresedir. Başlıyor. Yani 14. yüzyılda başlanıyor, 15. yüzyılda başlanıyor. Antikların zamanında ama bitmiyor. Çünkü o zamanlar bir Moğol istilası vardı ve Moğol istilasından dolayı parçalanıyorlar. Fakat küçük beylikler kuruluyor. O beyliklerden bir tanesi de Akkoyunlular. Akkoyunların zamanında 16. yüzyılda da tamamlanıp bitiriliyor. Akkoyunlu hükümdarı Kasım Cihangir adından dolayı da Kasımiye Medresesi'ni alıyor ki türbesi sağ cenaplarda bulunan yerdir. Bu sağ tarafta derler ki Kasım Bey Akkoyunlu hükümdarı burada şehit edilmiştir. Yani burada öldürülmüştür. Ve daha sonra işte akan kanlarında kız kardeşi şehit kanı yerde olmaz diye eşarbıyla silip
duvarlara atmak suretiyle yukarılarda bakacaksınız çok dikkatli böyle lekeler olacak. Birazdan yakına giderseniz görürsünüz. O lekelerin de kan lekelerinin olduğu söylenir. Kasım'ın şehit kanının yerde kalmamasından dolayı. Rehberlerin anlatmaktan zevk duyduğu ama benim anlatmak zorunda olduğum bir kısım daha var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ha, bu havuz. Şimdi bu havuzdaki en önemli sistem, derler ki insanın hayatını, bütün evrelerini anlatan bir sistem derler. Orada suyun flaş diye aşağı inmesi, çocuğun doğumu, kısa bir bebeklik, sonra bir havuz kısmı var, onun çocukluğu, sonra bir büyük havuz var, gençliği. Sonra orada küçücük bir havuz kısmı var, o da yaşlılık dönemi. Ama herkesin dönüp dolaşıp geleceği, toplanacağı yer mahşer alanıdır. Ve duruma göre, bakın orada ızgaralar var, duruma göre cenneti, cehennem gördüğünüz gibi oradan da ayrılacaktır. Anlatıyorlar, ben de anlatmak durumundayım. Lütfen, siz bile çocuklar ilim irfan öğrensin diye gelip de ölümle mi tanıştıracaksınız? Yani senin hayatın böyle geçecek, boşuna zaman kaybetmeli mi geçireceksiniz? Hayır. Bundan 500 sene önce burası sıcak. İnsanlar burada açıkta da ders yapıyordu. Bu görmüş olduğunuz yere biz eyvan diyoruz. Eyvan üç tarafı kapalı, bir tarafı açık olan aslında bir nevi açık hava derslik. Yani bahçede insanlar ders yapıyordu. Bu suyun en büyük özelliği akmayla beraber hem sesi hem de oksijen ve serinlik vermesi. Yani bakın eski camilerin içinde de şadırvan kurarlar, onlar hikaye anlatırlar. Kaçta kadın toprağını vermedi. Hayır efendim, namaz kılan insanlar, tesbih çeken insanlar içeride uyumasın. İçeride bol oksijen olsun, serinlik olsun diye kısmen oraya düşünen mimarın hakkını verelim. Yani oradaki o su oksijen için ve serinlik için yapılmış sistemlerdir. İki katlı bir sistemde oluşuyor. Toplam 23 tane derslik var. Bunun 12 tanesi altta, 11 tanesi üst katlardadır. Fakat dikkat edin şu dersliklere, bakın. Teorik olarak derler ki insanlar küçük müydü? Hayır efendim. O esnada doğru yapıyorsunuz. O esnada içeride bir müderris var, bir eğitmen var, bir hoca var. Ve siz de içeri girdiğiniz zaman yani bir saygı unsuru olarak eğilerek geçmek durumundasınız. Genelde 1,5 metre civarında yapılır, eşik de yapılır ki yani hakikaten iyice aşağı baksın ki çarpmasın diye. Bir eşik mantığı var. Hem eğiliyor, eşiğe bakıyor. Yani kafa tam anlamıyla yerde ön tarafa doğru ilerlemesi için yapılır. Bu da saygı unsuru olaraktan yapılmıştır. El Cezir'i burada da eğitim verdiği dönemde yapmış olduğu su saatleri, yapmış olduğu kendinden abdest aldırma cihazları günümüzde sibernetiğin kurucusu olarak geçer. Yani o da buradaki sergilenen odalarda zaten görürsünüz girdiğiniz zaman geçmişteki özelliklerine uygun hala günümüzde de aynı şekilde eğitim vermek, ders vermek için de kullanılıyor. Öğrenciler buradan uçsuz bucaksız olmayı seyrederken dış dünyayı dönüyor ve işte hayatın gerçekleriyle karşılaşıp burada tekrar dersine devam edebiliyordu. Kasım Medresesi'nde fotoğraf çekmek için size serbest zaman verebilirim. 15 Fotoğraf 5 dakika 30 saniye. Thank you.
Tamamdır. Tecrübe de söyleyeyim. Burayı ama de. Abisi bizi bir çekecek mi ya? Sana çekeyim. Zahmet. Dur gel abi.